Adım Aykut Özmen, TED Ankara Koleji'nden mezunum. YKS sınavında dil puanımla Türkiye 82.'si, sayısal puanımla da 1667. oldum. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleştim. Senenin başından beri hayalim hep ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğiydi. Sonunda da istediğim gibi elde ettiğim puanla bu bölüme yerleştim. Lise boyunca aslında bir öğrenci olarak yaptığım en temel şey dersleri dinlemek ve bunun dışında da evde yeteri kadar abartmayacak şekilde çalışmak oldu. Son yıla kadar YKS odaklı bir test çözme veya bunun benzeri bir şey de çok yapmadım. Belki 11. sınıfta biraz bu şekilde desteklemiş olabilirim kendime ama bir öğrencinin yapabileceği en iyi şeyin ders içinde olabildiğince etkin olması olduğunu düşünüyorum. Üniversite sınavına hazırlanan birinin bu süreçte yaşadığı en büyük zorluk muhtemelen tek düzeliktir en başta. Ama bunun yanında da birkaç yıldır değişen sistemle yeni tür sorular her ne kadar artsa da her yıl önümüze gelen sınavda ne tür yeni sorularla karşılaşacağımızı bilemiyoruz ve özellikle bazı derslerde bu yeni tip soru konusunda ciddi bir eksiklik var bence piyasada. Rant'la tanışmam 11. sınıf üniversite sınavı odaklı hazırlık kurslarında oldu. Aynı bu sene olduğu gibi 11. sınıfta da okulum bana rant temin etti. Ve bu şekilde tanışmış oldum. İlk incelediğimde çok kullanışlı gelmemişti bana ilk düşündüğümde. Ve 11. sınıfta da zaten 12'ye göre daha az kullanmıştım. Belki de bu düşüncenden kaynaklı. Ama daha sonra 12. sınıfa geçtiğimde elimdeki fiziksel kaynakların yanında bu şekilde öğrenciyi destekleyen ve kendini kontrol etmesini sağlayabilen bir sistemin yararını da görmüş oldum. Arayüzü aslında şimdiye kadar gördüğümüz bu tip sistemlere göre bence oldukça sade. Bunun da öğrenci için yararlı olduğunu düşünüyorum. Round, öğrenciyi çalışma sürecinde teşvik eden ve gerektiği zaman yardımcı olan, eksiklerini gösteren, rahat kullanılabilen bir sistemdir. Round'un en çok kullandığım ve en çok memnun olduğum özelliği eksik gidermeye yardımcı sekmesi ve bunun yanında da konu anlatımlarıydı. Gayet açık bir şekilde derslere anlatan ve ilgili soru çözümlerini de kolaylıkla öğrencinin anlayabileceği bir şekilde sunan hocaları içinde barındırıyor diyebilirim. Round gibi dijital bir sistemle üniversiteye hazırlanmanın avantajı, herhangi bir fiziksel ürünü oradan oraya taşıma derdinizin olmaması ve neredeyse istediğiniz her yerde erişebilmeniz. Sonuçta bulunduğumuz zamanda internete erişim telefondan olsun, bilgisayardan olsun oldukça kolaylaştı. Ve özellikle de bu pandemi döneminde evde aslında tıkılı kalmışken üniversiteye hazırlığı çok olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum bu rahatlıkla erişilebilirliğin ve geniş altyapının. Round'u haftada 4 ya da 5 defa kullandım hazırlık süreci boyunca. Çünkü bir yandan da başka tez kitaplarım, konu anlatım kitaplarım vardı. Ama bir haftanın çoğu gününü Round'la geçirdim. Round'un mobil bildirimleri senenin başında aslında biraz canımı sıkmıştı. İşte tam dinleneyim, 2 dakika oturayım derken bildirim geliyordu. Biraz sorun yaşamıştım onunla en başta. Ama daha sonra çalışma düzenimi ve programımı oturttuğumda bunun da aslında öğrenciyi teşvik edici ve destekleyici bir sistem olduğuna tam anlamıyla farkına vardım. Ve bu şekilde mobil bildirimler aldığımda bu sefer canım sıkılmak yerine daha da bir teşvik edilmiş oldum ve gidip ders çalışayım artık diye düşündüm çok defa. Rant'un arkadaşlarınızı ve diğer okullardaki üniversiteye hazırlanan öğrencileri veya başka adayları gösterdiği bir sekmesi var. Ve buradan aynı okuldaymış da arkadaşlarınızla işte ben şu kadar soru çözdüm, ben şu kadar çözdüm, bugün şunu yaptım, bunu ettim derken oradaki o küçük yarış
sistemini simüle eden bir sekmesi var. Ve bu yıl boyunca beni her zaman biraz daha ileri gitmem için teşvik etti. İşte tabii adını vesaire görmüyorsunuz ama birileri, sonuçta o da sizinle aynı yaşta, aynı seviyede bir insan. İşte sizden birkaç yüz fazla soru çözdüyse neden ben de çözemeyeyim diyorsunuz. Ve bu şekilde daha fazla soru çözüp veya daha fazla eksiğinizi giderip yine az önce de dediğim gibi teşvik olmuş oluyorsunuz. Üniversite sınavına hazırlarken beni, çoğu öğrenci gibi beni de en çok zorlayan şey monotonluktu. Özellikle de pandemi başladıktan sonra evde kapalı kalınca bu iyice artmıştı. Ama Round'un şöyle bir avantajı var. Ana ekranına girdiğinizde size farklı derslerden eksiklerinizi ya da o hafta dahilinde yapmanız gereken şeyleri gösterdiğinde, belki siz kafanızda tek bir dersin tek bir konusuna odaklanmış ve sürekli onun hakkında çalışmayı düşünürken, size farklı bir seçenek sunarak bu monotonluğu, tek düzeliği bir nebze kırıyor ve öğrencinin bundan kurtulmasına yardım ediyor. Round'un en sık kullandığım özelliği konu anlatımı, soru çözümleri ve bunun yanında da düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavlarıydı. Bu özellikleri aksatmadan kullandığınızda şahsen ben bu üçünün çok faydasını gördüm. Hem sınavda hem de denemelerde. Sonunda güzel bir netice elde etmeniz için cidden güzel destekleyiciler bunlar. CEP uygulamasında bulunan kare kod okuyucu ile istediğiniz yerde, istediğiniz zaman çözdüğünüz soruların cevabını görebiliyor. Bunları da sisteme aktararak kendi öğrenci profilinize katkı yapmış oluyorsunuz. Sistemin sizin için daha verimli çalışabilmesine yardımcı olmuş ve gelişiminizi, ilerleyişinizi, doğrunuzu, yanlışınızı görebiliyorsunuz. Round2 mobil uygulaması özellikle de fazlasıyla zaman kazandırdı bana. Çünkü işte tek tek sorularla uğraşayım vesaire demeden, işte girip 10 soru da 20 soru da olsa, çünkü bu üniversite hazırlık sürecinde her sorunun, her konunun kıymeti oluyor. Ama istediğim zaman, işte ne bileyim, yoldayken konu anlatımı dinleyeyim veya şurada 2-3 eksiğim varmış, onları da gidereyim, aradan çıksın, orada eksiklerde bir şey gözükmesin, daha sonra yeni bir şeyler çıktığında aklıma takılmasın dediğinizde her zaman girip neredeyse her şeyi yapabiliyorsunuz. Sınavdan bir hafta öncesinde eksiklerim kısmında bana önerilen bir fizik konusuydu. Tam olarak ne olduğunu hatırlamasam da sınavda bu konudan bir soru çıktı AYT'de ve o an aklıma direkt bir hafta önce Round'da o eksikler sekmesinde izlediğim konu anlatımı, okuduğum özet geldi. O an iyi ki Round'la çalışmışım dedim. Round şimdiye kadar üniversite sınavlarında çıkmış soruları öğrencilere sunmuş durumda ve bu yılki sınavda da şimdiye kadarki 2 ya da 3 YKS'de çıkan soru benzerinde bolca soru çıktı. Hani yeni tipler de tabii ki vardı şimdiye kadar görülmeyen. Ama Round'la çalıştığım için bazı soru tiplerine, cidden bazı yeni soru tiplerine, son birkaç yıl görülen bir takım soru tiplerine ben bir sene boyunca aslında çoktan alışmıştım. Round'un hedeflerin başlığı altında size sunduğu bir özelliği daha var. Bunda da şöyle, girmek istediğiniz bölümü veya bölümleri bu sisteme eklediğinizde sene boyunca girdiğiniz deneme sınavları ile sizin bu hedefinize doğru nerede olduğunuzu gösteriyor ve her hedefi geçtiğinizde işte rozetler vererek ya da bu rozetlerin dışında da zaten asıl hedefinize, ana hedefinize yaklaştıkça ve daha küçük hedefleri açtıkça memnun oluyorsunuz ve üstünüzden bir yük kalkmış oluyor gittikçe. Ben yapabilirim diyorsunuz ve bu hedeflerim sekmesindeki oyunlaştırma diyelim buna, sizi daha da şevkle çalışmaya itiyor. Round2 çevremdeki bir iki arkadaşıma da önerdim ve hani yıl boyunca hem kitaplardan giderken hem de kendilerini takip edebilmeleri için yararlı olacağını düşündüm. Çünkü bu önerdiğim arkadaşlarım kendilerini denetleme konusunda hani sıkıntı yaşıyorlardı. Neyim eksik, ne sorunum var bilemiyorum. Hani bu şekilde konuşmalar geçmişti aranızda. Ben de zaten bir yıl önceden de kullanmış olduğum için, hani böyle böyle Round diye bir sistem var, interaktif sistem var. Bunu kullanman belki işine yarayabilir, detaylarına bakıp inceleyebilirsin demiştim.
Üniversite adaylarının kolaylıkla kullanabildiği ve istediği neredeyse her yerde erişebildiği bir sistemi daha yıllar önce hayata geçirdikleri ve hala bunu düzenli şekilde güncelleyip daha da kullanışlı hale getirdikleri için round hazırlayanlara teşekkür ediyorum.